Şimdi yan taraftaki tesisin içine bakalım arkadaşlar da bizim ne yaptığımız ortaya çıksın. Yani bura baştan başa görünebilen 1000 metrekareyi kapalı bir yer. Odaları tamamen biz yaptık. Kendi tesisimizle burayı kıyaslamaya girdiğimizde fark ortaya çıkacaktır zaten. Kısmette varsa burada bir gün bizim üretim alanımıza dahil olur. Şimdi çok yakında bütün montajları bir araya getirebilecek bir projemiz devreye girecek. Yaklaşık 2-3 aydır devam eden bir proje. Bu projenin içeriklerinden şu anda tam bahsetmeyeceğim ama artık şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, üretim alanınız dahil bize soraraktan, bizden fikir alaraktan ve oluşturduğumuz sisteme dahil olursanız bundan sonra hiçbir kimse, iddia ediyorum bunda, üretimi yapamayıp veya ürettiği mantarı satın alıp işletmesini kapatan kimseler tekrar sektöre dönecektir. Veya artık sektörden çıkışlar olmayacak bu anlamda. Çünkü kompostçular devlet destekli bir proje bu, yaptığımız bu proje. Allah'tan nasip olursa Sayın Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bize desteğini verecek. Gidip kendisiyle görüşeceğiz. Türkiye genelinde bir proje olacağı için buraya yapılan yatırımlar artık boşa gitmeyecek. Bakir bir sektör olan mantar sektörüne girişler artacak. Herkes dilediği gibi kompostunu en kaliteli olan yerden alıp mantarını çıkartacak ve biz bunu kime satacağız kaygısı olmadan rahat rahat üretebilecekler. Burası bizim ev. Balkonumuz var. Anahtar şu an yanımda değil, içeri giremiyorum. Ya burada en komik olay neydi? İşte herkes usta olamıyor. Maalesef. Sanat sahibi. Yıllardır ben ustacım, ben ustayım, duvarcıyım, boyacıyım diyen insanların yaptığına bakın arkadaşlar. Rezillik. Ve ben o parayı helal etmiyorum zaten. Adama dedim ki burayı yaptırırken ya karşı komşum da olursa bir gün onunla beraber burada ortak bir yemek yiyelim. Piknik masası gibi bir masa yap dedik. Adam herhalde bizi yanlış anladı. Musalla taşı yaptı. Ve çöküyor. Yani para istemeye gelince para 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 yaptığı işte hiçbir alt yok. Allah yedirmesin o parayı dedim. Para almaya gelince tabiri caizse halk dilinde köpeğini uyutmazlar. Alacağın olduğu zaman da telefona bakmazlar. Böyle insanlarla çalıştık. Ve maalesef çok kaybettim. İnşaatın iyisinden anlamadığım için yaptığım her şeyde tamam ne diyorsanız inanıyorum güveniyorum mantığıyla hareket ettim. Ve çok para kaybettim. Bu ev ve tesisin yapımı aşağı yukarı 110 bin dolara mal oldu. Yani şimdiki kafayla muhtemelen 70-80 bin dolara çözülebilirdi. Yani en basiti işte lavabonun veya tuvaletin gideri için şöyle bir yer yaptırdık. Ya abiye söyledik, bura bak böyle çöker falan, yok yok çökmez dedi. Ha şimdi burada havalandırma yeri açılmış.
Sen bu parayı nasıl yiyeceksin bilmiyorum ama olan bizim parayı oldu. Allah büyük, akıllandık ama iş işten geçti. Bir daha bunlara selam bile vermezsin artık. Sevgili dostlar, tesisimiz böyle. Buraya da bir kamera yapacağım, Allah kısmet ederse. Şu atık kompostlar oradan kaldırılacak. Buraya bir kamera yapıp güzel bir bahçe olacak. Seneye inşallah bunu görürsünüz. Zaman zaman zaten videolar, bundan sonra videolar eksik olmayacak. Bütün üreticilerimizi tanıyacağız. Bütün üreticilerimizle tek tek gidip görüşeceğiz. Belli bir ille başlayıp yakın il ve ilçeleri bitirdikten sonra biraz daha uzak, biraz daha uzak derken ne kadar üretime heves vermiş, üretmek için maddi manevi her şeyini ortaya koymuş lakin başarılı olamayanlara, olamayan arkadaşlarımızı sektöre küstürmeyeceğiz. Ben bunun öncülüğünü yapacağım. Allah'tan bir mani olmazsa tarım sektöründe, mantar bölümünde bir ilk olacağız. Ve bunu diğer sektörlerde yaymayı düşünüyoruz, Allah nasip ederse. Şu an için sistemle ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Hatta hiç söyleyemiyorum. Çok yakında tek tek herkes ulaşabildiğim, üretici olarak kendilerine ulaşabileceğim herkesi tanıyıp tanımam çok